kendi kadrolarımızla milletimizin huzuruna çıkacağız ve göreve talip olacağız. Yerel seçimi bir genel seçim rekabeti çerçevesinde okumadan, yerel özellikleri dikkate alarak milletimizin iradesinin tecellisine imkan sağlayacağız. Bu vesileyle buradan tüm siyasi partilere de, yani iktidarından muhalefetine herkese açık ve net bir çağrıda bulunmak istiyorum. Gelin hep birlikte vatandaşlarımızın siyasi tercihlerini ve yerel özelliklerini yansıtacağı bir rekabet ortamı oluşturalım. Gelin hep birlikte Türk siyasetinin bugün içinde bulunduğu ve milletimizin aleyhine çalışan siyasi pragmatizm sarmalından çıkmasını sağlayalım. Gelin tüm siyasi partiler hep birlikte ayrı ayrı seçimlere girelim. Her birimiz ayrı ayrı seçimlere girelim. Biz varız. Biz varız. Biz varız. Sizleri de bekleriz. Yerel özel. Yerel özellikler. Aday yapacağım sizi ona göre. Yerel özellikler ve talepler doğrultusunda elbette yerellerde orada burada işbirliği olabilir. Teşkilatlar kendi aralarında bazı çalışmalar yapabilir. Ama bütün siyasi partiler, o cesaretiniz varsa her biriniz tek tek Sayın AK Parti Genel Başkanı, Sayın Erdoğan, Sayın Bahçeli, Sayın Kılıçdaroğlu hepinize birden sesleniyorum. Hadi her birimiz ayrı ayrı girelim. Ancak biz İYİ Parti olarak hür ve milli siyaset anlayışımız gereği gizli gündemleri olan kendi menfaatleri için bizim sırtımızda kurban kesen, şahsi hayallerini, kariyerlerini önceleyen, mevcut güç ve siyasal ilişkilerine destek arayan, marjinal ve bölücü yapılarla yakınlaşan, hiç kimseyle herhangi bir yerde, herhangi bir beldede, herhangi bir ilçede işbirliği, yan yana geliş yapmayacağız. Çünkü böyle bir azıcık dur. İnsanlar yoruldu, çok uzun konuştum. Herkes yoruldu. Onun için çocuklar azıcık durun. Yoruldunuz onun için. Yani hakkınızı helal edin bana ama çok bekleniyordu. Hani ısrarlı bir biçimde konuş diyorlardı. Konuştuk işte. Çünkü böyle bir işbirliğinin milletimize hiçbir yararının dokunmayacağı gibi hem siyasete hem de partimize hem de milletimize zarar vereceğini düşünüyoruz. Bu yüzden İYİ Parti olarak öncelikli amacımız partilerle ittifaktan önce milletimizin partimizle ittifak yapmasını sağlamak olacak. Türkiye'nin iyi ve cesur insanları. Biliyorum ki uzun bir zamandır bizi bir yerlere konumlandırmaya, adlandırmaya ve istikametimizi belirlemeye fevkalade hevesli olanlar var. Oysa biz rüzgara göre yön değiştirmediğimiz için bugün buradayız. Yaprak gibi uçuşanlara karşı biz hala buradayız. Dün neredeysek bugün de buradayız. Biz hiçbir zaman birilerinin yaptığı tanımlamalara bizlerin ihtiyacı olmadı. Ne omuz atarak ne omuz vererek birilerinin bize istikamet çizmesine asla izin vermedik. Milletimizin bize gösterdiği istikametten başka istikamet bilmedi. Evet, bir tane ambulans lütfen, doktor varsa geçmiş olsun kardeşim. Nitekim aynı günkü gibi bugün de rotamız net, pusulamız millet. O nedenle şimdiden söyleyeyim. Biz bu yolda gözü dönmüş hırslar peşinde yürümüyoruz. Çetele hesaplarıyla siyaset yapmıyoruz. Öncelikle milletimizin sesine kulak veriyoruz. Dolayısıyla bu yolda herkesi de kabul etmiyoruz. Kapımız herkeslere açık değil. Her gelene evet demiyoruz.
Mesela bu yolda Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e düşman olanlara hayır diyoruz. Cumhuriyet değerlerimizi içe sayanlara hayır diyoruz. Hatay Arap şehridir. Hatay'da ezan yasaklanmamıştır diyen değmez diyen meczuplara, ahlaksızlara, kol kanat gerenlere de hayır diyoruz. Demokrasimizle meselesi olanlara hayır diyoruz. Mesela bu yolda Türk demekten korkanlara hayır diyoruz. Andımızdan rahatsız olanlara hayır diyoruz. Anayasamızın ilk 4 maddesiyle sorunu olanlara hayır diyoruz. Mesela bu yolda Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin milletiyle, birliğiyle, bütünlüğüyle ilgili karın ağrısı olanlara hayır diyoruz. Terörle ve bölücü unsurlarla ilişkisi olanlara hayır diyoruz. Terörün gölgesinde ne gizli ne açık işbirlikleri hayal edenlere hayır diyoruz. İnancımızı çatıştıranlara, ahlakımızı yozlaştıranlara, yüce dinimizi siyaset ve ticaret için istismar edenlere hayır diyoruz. Milli duygularımızı sömürmeye kalkanlara, bol slogan sıfır icraat üretenlere, biat üzerinden vatanseverlik ölçenlere hayır diyoruz. Otoriterliğe alıştıranlara, toplumsal öfke üzerinden siyaset dayatanlara, milletimizi yenilgi büyüyen küçük zaferlerle oyalamaya çalışanlara hayır diyoruz. Gençlerimizi hor görenlere, Türk kadınını aşağı bilenlere hayır diyoruz. Milletimizin has evlatlarına, öteki diyenlere, siyasi bölücülüğe alet etmeye kalkanlara, terörün girdabına sokmaya çalışanlara hayır diyoruz. Hür ve milli siyaset ülkümüzde sadece kişilere değil, Türkiye'nin önünü tıkayan her türlü şımarık anlayışa hayır diyoruz. Mesela danışıklı ilişkilerin siyaseti başkalaştırmasına hayır diyoruz. Seçmeni çantada keklik gören, kendisine mecbur ve mahkum kabul eden buyurgan ve o iğrenç üstenci siyasete hayır diyoruz. Kuyruk siyasetine de, teslimiyetçi siyasete de hayır diyoruz. Milletimizin ve memleketimizin